Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğitim programı çerçevesinde ilk öğretim okulları öncesi 4 ile 6 yaş arasındaki çocuklarımıza Kur'an kursu, din bilgisi ve sosyal içerikli bilgileri kapsayan eğitim programını uygulayacak Canlar Camii Kur'an kursu açıldı. Hayırlı olsun. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Nasılsınız? 15 Ekim. Öğle namazına bir takibi. Canlar Camii 4-6 yaş grubunun açılışını yaptık. Çok teşekkür ediyoruz. Başta Osman Gazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar Beyefendi'ye canı gönülden teşekkür ediyoruz. Canlar Camii Dernek Başkanımız İbrahim Erdem Bey'e teşekkür ediyoruz. Osman Gazi Müftülüğümüze bu işte öncülük yaptığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Mehmet Tosun, Yeşilova Canlar Camii İmam Hatibi. Allah razı olsun. Ne zaman? Yerinde kaldı ama olsun. İsmin ne senin? Seninki? Aleymen. Aleymen senin? Ahmet Kerem. Aferin senin? Esmen. Senin? Ali. Ali. Senin? Emir. Emir çok güzel. Evet sen de söyle adını. Evet sen söyle. Adını söyle. Ömer Salih. Evet. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çocuklarla beraber çocuklar alacak şekilde aşağıda. Evet, maşallah, maşallah. Hocam, bir de bunlar çekerse. Güzel olmuş, buradan gelişmiş, rahat, kullanışlı olmuş. Güzel, Allah razı olsun, evet. Evet. Hocam 4 yaş grubu burası. 4 yaş. Evet. Maşallah.
Sonrasında da bununla çekelim. Bu sene yani kısa bir zamanda yetiştiremediğimiz için öğretmen, öğrencinin biraz sayısı yeterli sayıda değil. Ama seneye inşallah inanıyoruz ki bu 5'e katlayacak. Mahallemiz kalabalık. Evet, şu anda 70-80 kişilik sınıflarımız mevcuttu. Seneye inşallah daha fazla bir katkılarla, yoğunlukla hocaya da çekelim. Tabii hocanın yanına. Tamam mıyız? Tamam. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Anne ismine bakayım. Gözlemleyeceksiniz. Onun için
bize çok teklif geldi de biz yetiştiremeyiz diye ondan cesaret edelim. Tabii tabii. Yani ondan Allah'ın anladığımız için başka taraftan hocalarımız işi anlaşacak. Evet. Hem siz de göreceksiniz eksiklerimiz. Yani daha çok kayıp olanlar da olmak isteyenler vardı. Başka yere kayıp oldular yani. Evet. Olsun. Hayırlısın. Her şeyde bir hayır vardır inşallah. Tamam, biz müsaade isteyelim. Yani canımızın 4-6 yaş grubu olarak canımızın alt kısmını açmış bulunmaktayız şu anda. Allah razı olsun müftülerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız geldiler. Bunu açtık şu anda. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Başkanım 2 dönemdir. Burada dernek başkanlığı yapıyor. Daha önce yıllardır başaran dolmuş durağı başkanlığı yaptı. Ama iki dönemdir geldiğinden beri camimize bir huzur, bir bereket, efendim bir mutluluk geldi. Kıymetli davetliler, hanımefendiler, beyefendiler, muhterem vazurun. Sizi biraz beklettik, kusura bakmayın. Şimdi programımıza sözlerin en güzeli Allah kelamıyla başlıyoruz. Daha sonra kısa bir programdan sonra inşallah açılışımızı da gerçekleştirmiş olacağız. Buyurun. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli davetliler, muhterem hazırın, hanımefendiler, beyefendiler, değerli ilçe başkanımız, kıymetli şube müdürüm. Öncelikle ve özellikle bugünümüze teşrif ettiğinizden dolayı sizlere bir kez daha hoş geldiniz diyor. Bu programın hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan temenni ve niyaz ediyoruz. Kıymetli davetliler, Canlılar Camii ve Kur'an Kursu Derneği 1981 yılında kurulmuş. O günden bu zamana kadar burada pek çok hayırlı hizmetler ifa edildi. Camimizde belki binlerce, on binlerce insan namaz kıldı. Kur'an kurslarımızda efendim sayılır belki binlerle on binlere ulaşan sayıda öğrenciler okudu. Şu anda Kur'an kursumuzda yetişkinlere yönelik bir erkek, bir bayan sınıf olmak üzere iki sınıf, bir de yeni yetişen yavrularımızın ufkunu aydınlatma adına 4-6 yaş grubu iki sınıf olmak üzere 4 adet Kur'an kursumuz mevcuttur. Aynı zamanda cami görevlimiz var, müezzinimiz var. Bu cami
caminin yapıldığından bu zamana kadar burada pek çok hayırlı hizmetler yapıldı. Özellikle Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Tahrim Suresi 6. ayet-i kerimesinde: Ey iman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemin azabından kendinizi ve aile fertlerinizi koruyunuz buyuruyor. Bu düsturdan yola çıkarak cami derneğimiz bu sene burada bu caminin altında 4-6 yaş grubu sınıfı açılması için büyük bir mücadeleye giriştiler. Müftülüğümüzün koordinesinde hem belediyemizin yardımları, hayırsevenlerin yardımları, sizlerin katkılarıyla bugün elhamdülillah bunun açılışını yapıyoruz. Burada pek çok yavrumuz dinini ve imanını öğrenecek, kitabını öğrenecek. Şimdi kitabını öğrenecek deyince Yüce Rabbimiz bizlere bazı hususları beyan ediyor. Mesela bir evlat terbiyesinin nasıl olması gerektiğini Yüce Rabbimiz kitabında bizlere çok güzel öğretiyor. Lokman Aleyhisselam'ın evladına nasihatlerini açıp Kur'an mealini baktığınız zaman görürsünüz. Onlardan bir ayeti kerimenin meali: Oğulcağızım, Allah'a ortak koşma. Çünkü şirk elbette büyük bir zulümdür buyuruyor Yüce Mevla. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz de hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha güzel bir miras bırakmamıştır buyuruyor. Bir başka hadis-i şeriflerinde bir çocuk sağını ve solunu ayırt ettiği zaman, bildiği zaman ona namazı emredin diyor. Şimdi efendim, başkanlığımızın da bir istatistiği vardı. Ben sadece bir iki tanesini söyleyeceğim. %99'u Müslüman olan bir toplum maalesef 5 vakit namaz kılanların oranı %22, cuma namazı kılanların oranı %26, arada bir cuma ve bayram namazı kılanların oranı %24, hiç kılmayanlar %22, cevap vermeyenler %6. Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilenlerin oranı %59. %41 maalesef Kur'an bilmiyor. Değerli misafirler, kıymetli hazırın, iyi bir nesil yetiştirmeyen toplumlar geleceğe ümitle bakamaz ve yok olmaya mahkumdur. Ben sözlerimi çok fazla uzatmadan bu konunun gerçekleşmesi için özellikle büyük gayretler sarf eden başta dernek yönetimimiz, onların ekibinde olan bütün yardımcıları olmak üzere buna katkı sağlayan müftülüğümüz, belediye başkanlığımız ve hayırsever bütün kardeşlerimizi katkılarından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah kendileri ahirete göç etseler bile amel defterleri kapanmayacak güzel bir hayra katkıda bulunmuş oluyorlar. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizleri böyle hayırda yarışanlar zümresine dahil eylesin. Amin. Kıymetli hazirun, buraya teşriflerinizden dolayı dernek yönetimimizi, bizleri burada yalnız bırakmadığınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu arada kahraman ordumuza da sürdürmüş olduğu operasyonla ayaklarına taş değmesin, gözlerinden yaş akmasın, bakışları keskin ve isabetli, atışları ve vuruşları tam isabetli olsun. Cenab-ı Hak ordumuzun, yurdumuzun, aziz milletimizin, sizlerin, bizlerin, hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Ben sözlerimi özellikle bizlerin çok sevdiğimiz şube müdürümüz Şaban Çağlar Bey'e takdim ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Evet, hocamız Allah razı olsun gerekeni söyledi zaten. Bize de evet sizlerle bir hasbihal etmekten öte şey düşmez. Özellikle ben müftümüz Lütfü İmamoğlu çok arzu ediyorlardı. Bugüne kadarki çalışmayı dernek başkanımız, buradaki görevli arkadaşlarımızla beraber yürüttüler, takip ettiler ama bugün bir çalıştay münasebetiyle Ankara'dılar. Öncelikle onun selamıyla sözlerime başlamak istiyorum.
Onun sizlere selamları var. Ve inşallah başlatılmış olan bu çalışmanın bundan sonra da ihtiyaç dahilinde devam etmesi. Bundan sonraki ihtiyaç nedir? Artık bundan sonraki ihtiyaç bu kurslarımızın doldurulmasıdır. Yani ihtiyaç odaklı olan yüzüne yetişkinler sınıfına erkek ve bayan sınıfların ihtiyaç halinde öğrencilerin buraya gelmesi ve 4-6 yaş öğrencilerinin de buraya iştirakinin sağlanmasıdır. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımız, müftülüklerimiz hakikaten 2011-12 yılı itibariyle bu yaş sınırının da kalkmasıyla beraber büyük bir gayret içerisine girdiler ve özellikle neslin yetiştirilmesine bir gayret, bir emek, bir zaman harcamaya başladık. Önemli olan nesli yetiştirebilmektir. Çünkü büyüklerimiz Allah razı olsun geliyorlar ama gençlerin öğrenmesiyle, yetişmesiyle sonradan olacak kazanım arasında fark var. Onun için şu anda Osman Gazi Müftülüğü bünyesinde bizim Milli Eğitim'le de işbirliğimiz de var. 70 tane sınıfımız var. 4-6 yaş. 70 tane 4-6 yaş. Bugün de elhamdülillah burada buna yenisi ilave oluyor. Başta dernek başkanımız İbrahim Bey, ondan sonra hocalarımız ve siz hayırsever komşularımızın, cemaatimizin de katkılarıyla bunu arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü neden? Şu önemli. Bugün Osman Gazi Müftülüğü bünyesinde, sınırında, hizmet alanımızda bize yansıyan bir husus. O hale geldi ki, artık anne baba çocuğuna güvenemez, onun yanında güvenli olamaz bir hale geldik. Acaba oğlum ya da kızım yanlış bir yolda mı, yanlış bir alışkanlığa başladı da benden para mı ister, bana bıçak mı çeker, acaba ne olur korkusuyla yaşayan aileler, anneler, babalar çoğaldı. İşte bunun önüne geçmenin en güzel yolu daha çocuklarımıza küçük yaşta, başta 4-6 yaştaki çocuğa sizin öğrendiğiniz gibi namazı, orucu elbette ki öğretmeyeceğiz. Ama neyi öğreteceğiz? Ona şuur, inanç şuurunu, anne babayı sevmeyi, Allah'ı tanımayı, bilmeyi, anlamayı, peygamberi sevmeyi, dua etmeyi ve ondan sonra da artık yaş ilerledikçe de diğer bilgileri ona vermeyi. İnşallah bu anlamda bu kursumuz da burada önemli bir görevi ifa edecek, yerine getirecek ve sizlerin de dualarıyla, bereketiyle ve katkılarıyla inşallah güzel hizmetler olacak. Biz bunu görürsek daha mutlu oluruz. Bugün mutluyuz. Sizlerle beraber olduğumuzdan dolayı sevinçliyiz ama hakikaten burası cıvıl cıvıl, amacına uygun bir hizmeti verdiği müddetçe biz daha da mutlu olacağız. Sevincimizi artıracağız. Burada başta başkanımız olmak üzere, hocalarımız ve bayan Kur'an kursu hocalarımız olmak üzere onların aşkını, şevkini, çalışmasını, gayretini daha da artıracaktır. Bu vesileyle ben tekrar hayırlı olsun, mübarek olsun, inşallah güzel ve hayırlı işlere vesile olması temennisiyle evet, dua edelim bir de. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, bizlere rahmetinle, mağfiretinle, izzet ve ikramınla muamele eyle. İşlerimizi hayırlı eyle. Gayretlerimizin ecrini bize hem dünyada hem de ahirette nasip eyle. Bugün olduğu gibi her zaman güzellikler içerisinde birleşmeyi, buluşmayı, kaynaşmayı ve dayanışmayı bizlere nasip eyle. İnşallah daha güzel, daha
faydalı işler yapmayı da nasip eyle. İnşallah. Ya evlatlarımıza hayırlar nasip eyle. Onların acılarını gösterme. Allah aşkı, peygamber sevgisi, anne ve baba saygısı ile yetişmelerini nasip eyle. Şu dinimize, güzel vatanımıza, anne ve babalarına hizmet eden evlatlar olmasını da nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.